Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 15 Temmuz Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 10 koşulu bir programımız var. 2 altımız olacak sevgili dostlar. Evet bu arada e, videomu beğeni atan ve de yorum bırakan e, arkadaşlarıma şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Evet yorumlara başlayalım. Birinci altılık ayımız saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde şartlı 4 bir mücadele. 3 ve İngilizlerin 1500 metre çimle mücadele verecek 7 safkanımız mevcut. Evet bakıldığı zaman yani burada 2 no'lu safkanımız Özcan Yıldırım'la e, ikinci kez buluştu. E, gerçekten çok başarılı koşullara imza atan Bursa'da da e, yani koştu son 1500'de. Mahmut Turan'la bir üçüncülük elde etmişti. Şimdi e, daha da uygunlaştığını düşünüyorum bu grupta. Kazanmaya çok yakın. Ama benim burada atlamayacağım. Burada yeni Vektor Vector sevgili dostlar. Onur Öztürk de. E, yani şimdi Onur Öztürk şimdi şöyle geldiği zaman yani Arap safkanlarına çok e, yani bocalıyor ediyor. Sanki İngiliz safkanlarında da böyle bocalıyor ama e, Vector'la 9'da 4 yaptılar. Gerçekten çok başarılı koşu sergiliyor sevgili dostlar. Vektor'la iyi anlaşıyor. Ben Vektor'da göz ardı etmeyeceğim kesinlikle. Ve de burada atlamayacağımız bir tane safkan var. Onu da ben kuponda yer vereceğim. O da Kadir Tokoçoğlu'yla buluşan bir nolu safkanımız her an bir patlama yapacak kalibreye sahip bir Smart Robin yaptı. Son e, çim yarışında bayıldım. 2 7 ve 1 benim önceliğim olacak. Tabii ki e, tercih size kalmış. İkinoğlu safkanımızı da bankoyla değerlendirebilirsiniz ama benim kuponumda 7 ve 1 olarak da e, 2'ye ciddi rakip olarak görüyorum. 2-7-1 benim sıralamam olacak. Evet ikinci koşumuz bir meydan koşu. 3 yaşlı Arapların 1400 metre çimde mücadele verecek 14 safkanımız burada mevcut. 1 ve 6 numaralı safkanlar ekir olarak start alacaklar. Evet benim burada banko adayım o da Tolga Yıldız da ee, Bursa'da yaptığı şartlı bir de 1200 metre e, kumunda e, hatta burada e, bir ara yeni liderlik aldı Kadir Tokoçoğlu'na e, dönüldüğü zaman Beyinler Tuna, Halil Kaplan'la liderliği kaptırdı ama sonlarla Al Yadigar yani 9 dolu safkanımız çok etkili geldi Tolgay'la. Eee sonra Yeniköylüm yine tazeledi Kadir Tokoçoğlu'yla başa baş bir mücadele içerisine girdi. Al eee belina hayatını geçme başarısı gösterdi. İkisi de e, başla foto'da e, yeni Yeniköylüm galip çıkmıştı Kadir Tokoçoğlu'yla. Şimdi ben e, daha da uygunlaşan bu grupta e, ilk defa çime çıkacak. Mesafenin de uzaması ben Al yadigara çok yarayacağını düşünüyorum. Dolga Yıldız'la ben bir iki adım önde tutuyorum bu gruptan kazanma. Ben de çok yakın 9 banko adayım olacak sevgili dostlar. Banko olarak tercih yapacağız. Evet ben yapacağım tabii ki. Rakip hanesinde burada sırtan safkanlarımız var. Onlar kimler? İlk yarışına Cemal Pasoğlu bir beşincilik elde eden Yedinoğlu safkanımızı arkasına bağlayabiliriz. Ve de e, müravi Onur Öztürk'te de devreye girmesini bekleyelim. İkinci şans safkanım olacak. 9 Bankom 7 ve 4 arkasına ikili için önereceğim safkanlar olacak. Evet üçüncü koşumuz birinci dörtlü gayrımız burada starturlu handikap 16 bir mücadele 4 ve kor Arapların 2200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Evet bakıldığı zaman Kondu Bey 8 nolu safkanım editörle ekür olarak start alıyor. Yaptığı son koşusunu editör e, 1500'de kazanma başarısı göstermişti. Ben burada e, sürpriz safkanlar da var sevgili dostlar. Sürprize çok müsait olduğunu düşündüğüm bir koşu. Evet bir no'lu Miral Alp. Benim Kadir Tokoçoğlu'yla çok çok önde tuttuğum bir safkan. Son ne yaptığı koşusunda 2400 metre çiminde şart, 4'te Bursa'da hatta 4-5 boy gibi geç çıktı. Ve de koşuyu da galip bitirdi. 59 kilo ile start almış. Yine Kadir Tokoçoğlu üstünde 63 kilo tamam kilo aldı ama Mirel Alp'in e, bu mesafede yine etkili koşmasını bekliyorum. İlk tercihim ikinci atı meküller 5 nolu Kondubey. mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Kuponumuzda olmazsa olmazlardan biri olacak. 4 nolu Yahya Beygülü, 3 nolu Prenses Cora sonları etkili gelecektir. E, sonradan 6 nolu Özgür Kafkas Halil Kaplan'la bu safkana çok çok dikkat diyeceğim. Benim buradaki sıralamam bir başta olmak üzere 5, 4, 3 ve Altınoğlu safkanlar e, kuponunda yer vereceğim. Safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz kısa vadeli 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimde mücadele verecek yediri plasamızda burada start oluyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet gruba şöyle bakıldığı zaman yani burada 3 nolu safkanımız Özcan Yıldırım tercihine bir torak temsilcisi yaptı. ilk koşunda Bursa'da 800 metre çimini çok başarılı e, bir koşu sergiledi. Arkasından 1200'e çıktı bu mesafede. E, yani Muhammed Mevlilgin de start almıştı. E, kazanamadı aslında. Kazanma biz çok yakın görmüştük. Banko adayımız olmuştu. Ama e, maalesef olmadı. Şimdi daha da tecrübe kazandığını düşünüyorum. 3 nolu safkanımız 7 plasa için banko değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu önereceğim. Ama 1 nolu safkanımızı da ben göz ardı etmeyeceğim. Muhammed Birbirgin'le mutlaka değerlendireceğim. Bir de ilk defa Halil Altın'la buluşan 2 nolu Çesi affetmez sevgili. ilk defa içime çıkacak. Yani orijinal olarak da ben çimde yapacağını düşünüyorum ve de 5 nolu da göz ardı etmeyeceğim ben. Velat Abi işte 3 1 2 5 benim sıralamam olacak. Evet 5. koşu 6'lı ganyanımızın 5. aya 2. 6'lı ganyanımızda burada start alıyor handikap 16 3 rekora İngilizler 2200 metre çimde mücadele verecek. 8 safkanımız yer alıyor. Evet Gözümüze ilk çarpan Mertcan Çelik'le start alacak olan e, Bursa Çiminde son yaptığı koşunu başarılı bir koşu sergileyerek kazanmasını bilmişti Mertcan Çelik'le. E, şunu unutmayalım 52,5 kiloyla sevgili dostlar yarışı kazandı ama o yarışın bir dördüncüsü olan bir safkanımız var o da kim? E, burada sevgili dostlar bir nolu safkanımız o da 61 kilo. Şimdi o da yaptığı son koşusunda geçildi. Koşta 59,5 kiloyla Mustafa Çiçek de start almıştı. Şimdi Cemal Paso ile tekrar buluştu. Ben dörde çok çok ciddi bir rakip diyorum. İkinci tercih olarak bir nolu safkanımızı sizlere önereceğim. Sonradan altın nolu safkanımız kesinlikle imale gelmeyecek bir safkanlardan biri. İki nolu safkanımız Çakır'ın kızı değerlendireceğim ve de burada çok bomba bir isim bugün için Pardon arkadaşlar yarın için yani e, değerlendirebiliriz Eğer değerlendirecek arkadaşlar daha büyük bütçeli olacak arkadaşlar ikinci altı dağında 5'e de Anna eriyeta ya, Tolga ya çok dikkat diyeceğim bunu da üstüne basarak önerebileceğim bir safkan sevgili olsa yani burada laplata'nın bu koşuyu rahat kazanacağı bir koşu değil arkadaşlar yani burada yıkma taraftarıyım. 1, 2, 6 ve 5 benim önceliğim olacak ikinci altılık ayımızda. Evet 6. koşumuz bir meylinin 3 yaşlı Arapların 1400 metre çimle mücadele verecek 14 safkanımız yer alıyor. Evet ekürlerimiz 1 ve 12 oldu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da birazcık e, yani Elimiz birazcık yani şöyle söyleyeceğim ee, güçleşecek sevgili olsa zor bir koşu gene bizleri bekliyor. Yani bakıldığı zaman çimde üçüncülük kumda ikincilik dördüncülük son ilk koşunda güzel bir üçüncülük elde eden safkanlarımız e, bir öne çıksa da yani zor bir koşu benim burada ilk tercihim 12 nolu eküller olacak Tugay alıcıyla ikinci atım e, 7 nolu. Safkanımız kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz. X Startına güzel bir üçüncülük elde etti. Mehmet Salih Çelik'le ikinci kez buluştu. Tartmar Bey e, mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan sevgili dostlar kuponlarımıza olmazsa olmazları Mavi Sakal ve Datapiş tercihine iki koşu gördü. Harika ile 60 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Dikkat diyeceğiz. Mutlaka değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle belki de de çıkabilir yanılabiliriz de for çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum sevgili dostlar. 9 nolu safkanı Nurettin Şen'le mutlaka değerlendireceğiz. E, sonradan 13 nolu safkanımız Halil Altın'la bombayı patlatabilir. Dikkat diyeceğim son çim yarışına ben bayıldım. Kuponlarımda kuponumda mutlaka yer vereceğim bir safkanlardan biri olacak sevgili dostlar. Ve de burada hiç yaban atılmayacağım. Son çim yarışına derecesi kalsa da 39 günlük bir aradan sonra Yunus Emre Yüksel'le buluşan e, uçan kuzey diyeceğim sevgili dostlar. Burada sürpriz şansına sahip olduğunu düşündüğüm son şansı safkanım olacak. Evet 7. koşumuz Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Yedi safkanımız yer alıyor. ikinci dörtlü ganyanımız da burada start alacak. Evet burada Hadi Şah Şah pardon arkadaşlar, Alcan İnci ile gerçekten çok iyi bir uyum yakaladılar, çok formda. Yani bu formdayken yani burada e, tek başına bırakmamak olmaz diyorum. Ben e, iki nolu Şah yine bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayımdır sevgili dostlar. Evet ikili denilecek arkadaşlar için önereceğim burada ciddi rakip gördüğüm ben bir nolu 4 dört nolu e, Mittelmer. Cemal Posoyla ve 5 nolu Zeyder sevgili dostlar. Bunlar da e, çok ciddi rakiplerdir. İkili için 1, 4 ve 5'i değerlendirebiliriz bu koşuda. Evet 8. koşu grup 2 Osman Gazi koşusu 3 ve Kore İngilizleri 1400 metre çimde mücadele verecek ikinci üçlü gayrımız burada start alıyor. 8 safkanımız bu koşta yer alacaklar sevgili dostlar. Evet gruba bakıldığında aradan sonra bir koşu gören yine çok etkili bir koşu çıkartma başarısı gösteren sevgili dostlar. Kısa vade 7600'de traktör. Yıldız Toz'un kazandığı o koşuda bir boyla hemen arkasında kalmıştı. Mücahit Bayır'la şimdi Özden Yıldırım'la hem koşu gördü. Ben traktörün e, burada çok etkili koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk tercihim sevgili dostlar. ikinci atı bir nolu ardaş Mehmet Salih mutlaka değerlendireceğiz. Aman diyeceğim sevgili dostlar. Sonradan Altunolu Pekoba o da Vedat işle etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim safkanlardan biri olacak. Evet buradaki sıralamam 7 başta olmak üzere 1 ve 6 benim bu koşuda tercih edeceğim safkanlar. Evet bütçemiz doğrultusunda burada 2 tane de çekindiğim safkan var. Eğer bu koşu için değerlenecek arkadaşlar. Ben buraya fazla atarak e, yer vereceğim diyecek arkadaşlar. 5 ve 3 nolu safkanımız da göz ardı edilmeyecek gibi görünüyor sevgili dostlar. E, benim sıralamam 7, 1 ve 6 çizgi diyeceğiz. 5 de 3 sürpriz ve bomba arayan arkadaşlar için önereceğim safkanlar olacak. Evet 9. koşu kısa vadeli Berkoş koşusu 4 ve Kore Arapların 1400 metre kumda mücadele verecekler. Evet 9 safkanımız yer alıyor. 8 ile 9 nolu safkanlar ekibi olarak start alacaklar. Evet koşuya gelince Umutlu 63 kilo Kadir Tokoçoğlu ile Kulvar 4 Çıkıp ayağına seri bir safkan yani burada Tamam 4 nolu so, e, Saluki e, iyi koşacaktır. Eymen Önlerde gitmezse var. Yeni Harun Baba O da önlerde gitmezse var ama Ben büyük ölçüde Umutlu liderliği alacaktır. Kimseye de vereceğini de düşünmüyorum ben. Ben bir nolu umutluyla başlayacağım. Hem ilerleyen yaşı hem 63,5 kilo oluşu yarın çok geri planda kalacaktır. Ama ben ilk start e, yani ilk e, tercih edeceğim bir nolu umutlu diyeceğim Kadir Togoçoğlu'yla. İkinci atım iki nolu mazlum e, mazlum kral tabi Abiş'le mutlaka değerlendireceğim. Sonradan Altınoğlu, Eymen Ağa, Olmazsa olmazlarımızdan olacak. 5 nolu Akkuş Bey. 8 nolu Rus damat. E, Kuponlarımızda olacak sevgili dostlar. E, bir de burada yani Saluki. Yani çime çıkınca çok farklı koştu. Hep derecesiz. 65 günlük bir araya girdi. Şimdi Onur Yıldız'la buluştu. Onur Yıldız gerçekten Bursa'da öyle bomba safkanlar getiriyor ki. Saluki ile 3. kez buluştu. Ben e, Saluki ile de. Yarın çok çok enteresan bir koşu gelecektir sevgili olsa Çok çok dikkat. Son yaptığı iki çiminde ya zaten birinde Bursa'da grup 3'te koşmadı. Yarışı koşmadı sevgili dostlar. Yarıştan çıkmıştı biliyorsunuz. Ondan önceki çim yarışını Akın Sözen'le İstanbul'da İstanbul'da grup 3'te koştu bir 10. Hişman Çizik'le grup 2'de 1600'de yine İstanbul'da 11. olarak pistten ayrıldı. Şimdi Bursa pistine tekrar geliyor. Bursa pistini de seven bir safkanımız. Kabukumda gerçekten çok farklı koşuyor. Evet üstünde de Onur Yıldız var. Etkili bir koşu çıkartmasını bekleyeyim. benim bomba bir isim olacak sevgili dostlar. Kuponumda yer vereceğim. Safkanlardan bir diğeri olacak. Evet 10. koşu bir meydeni 3 yaşlı Arapları 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 15 safkanımız yer alıyor. Ekürlülerimiz var. 7, 11 ve 14 nol safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet benim burada ilk tercihim son yaptığı ikinciliği mükemmeldi. Şevket Gökçe ile şimdi ilk defa buluştu 53 kiloyla start oluyor. Kilosu da çok çok müsait. Baba nasip sevgili olsa. Gerçekten son koşusunu 1300'de e, Irmak Soy'la e, bir başa baş mücadele Değer Kartal'la girdi. Maalesef bir ikincilik elde etti Muhammed Birbirgin'le start almış 57 kiloyla. Şimdi 53 kiloya düşen Şevket Gökçe ile ben çok çok önde tutuyorum. İlk tercihim ikinci atım ilk startında güzel bir üçüncülük elde etti. Şartlı bir de 1200'de ilk taba içime çıkacak. Aya bakan gibi çok iyi bir orijine sahip Halil Kaplan'ın ikinci kez start alacak. 10 nolu safkanımız. 9 nolu e, yakışır sana. Onun da dördüncülüğü gayet muntazamdı. Mutlaka değerlendireceğiz. Vedat Abiş tercihine ve de burada bir tane bomba bir isim. Yani yarın geri planda kalacağını düşündüğüm burada Nurettin Şen'le Ekürler nolu kısrak şahı diyeceğim ben. Mutlaka değerlendireceğiz. 2-10-9-14 benim sıralamam. Evet Bursa'dan aktaracağım sizlere. E, gerçekten önemli safkanlar var. Sürpriz safkanlar var. E, yani e, bu altılı e, 20 lira, 30 lira, 40 liraya bulunacak gibi görünmüyor sevgili dostlar. Bankolarımız oldu. Bir tanesi birinci altılı ayarımızın ikinci ayına bir tanesi de ikinci altılı ayarımızın ikinci ayına tekabül etti. iki bankomuz inşallah bankolarımızdan yanılmayız. Geri kalan safkanlara çok çok güveniyorum. Ee, yani Bursa programı çok tatlı para verecek. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Eğer farklı bir duyum alırsam eğer çok atla geçtiğim yerlerde e, banko tercih yapabileceğimiz belki atlar olabilir. Yarışlara yarım saat ve bir saat kala videomun altında sizlerle yine buluşturacağım sevgili dostlar. Bunları da dile getireyim. Allah'a ısmarladık. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü iyi geceler demem nedeni saatlerimiz bir oldu sevgili dostlar. Bu saatten sonra seyredecek arkadaşlarımız da var. Biliyorum o yüzden onları da iş yerinde çalışan arkadaşlarımız varsa hepsine kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın.